Hemen anlatalım. Kusması olanlar, mide bulantısı olanlar için mükemmel bir şey söylüyoruz. Bir bardak kadar suyun içine, hatta yarım bardak diye anlatalım. Suyun içine kil alacaksınız. Ama bu kil, yemelik kil denilen bir kil bu. Baharatçınızda söylediğiniz zaman verecek. Yemelik kil. Bir bakayım hocam kaşıkla şöyle. Toz haline getireceksiniz. Normal kilden bir farkı var mı bunun? Biraz farklı. Ama normal kil bile olabilir. Bunu bir tatlı kaşığı kadar bu suyun içine eritelim. Bu çok mu? Ha, az değil mi daha? İyi iyi. Çok, yok iyi bir tatlı kaşığı kadar. Biraz eritelim şimdi onu. Eritelim. Sadece bunu mu yapacağız? Hemen bulantı için, mide bulantısı için, ishal için mükemmel bir karışım. Bakın böyle karıştıracağız güzelce. Peki şimdi bu gribal enfeksiyon için? Bütün gribal enfeksiyonlarda da faydalı. Her şeyde bulantı için bu. Allah Allah. Bu ne yapıyor? Kil absorbe özelliğiyle bütün virüsleri, mikropları tutup dışarı atıyor. Bunu ne yapacağız? Bu şekilde içeceğiz. Aa, kili mi içeceğiz yani? Peki diyorsunuz. Sen yaptın mı bunu? diyorsunuz. Pekmezin içinde ne var? Kil yok pekmez, herhalde. Pekmez toprağı var. Bütün köylerde vardır pekmez toprağı. Toprağı mı yatırılıyordu? Pekmezin. Hayır. İçine toprak katılıyor. İçine kül pekmez toprağı işte. Kül evet. Atılır. Aha, pekmez kül. Toprağı atılır. Ana. Bu da işte içmenin kül. Biz toprak yiyenleri vaka diye buraya alıyoruz ya. Yok ama bu. Demek bu, ki pekmez bu mükemmel bağırsaklardaki pislikleri toparlıyor. Nasıl? Gayet güzel bence. Hiçbir sıkıntı yok. İçinde bir litre. Ay denerim bir bardak versene ya. Bir bardak verir misiniz? Bayağı kil yiyoruz yani. Ama bir daha söyleyeyim. Pekmezin bütün pekmezlerin içinde vardır bu toprak. Allah Allah. Kildir o da işte. Mükemmel bir şey. Önümüzdeki günlerde ben size bir de bir papağanların görüntüsü var. Onu da anlatacağım. Orada da var. Ha, kirli toprak mı yiyorlar? Evet. Ay önce bu suyu mu içeydim ya? Şöyle. Aklınıza geldikçe su içiyor musunuz? Ben unutuyorum da. Hemen karıştıracağız iyice. Peki bende yok olmaması için içsem oluyor mu? Hiçbir zararı yok. Hiçbir tehlikesi yok. Zaman zaman içip detoks yapın kendinize. Zehirlerden kurtulursunuz. Ay midem bulanmasın hocam. Yapma annem ya yapma gözünü seveyim. Tamam yapacağım bak, yapacağım. Vallahi içiyor. Bu işte bu bizimki mide ana. Değil mi? Kil bu ya. Neyse dur. Anneciğim pekmez yemiyor musun sen hiç? Yiyorum. Tamam. Pekmezin kil içinde de kil. Beraber. Pekmezin içinde de kil var. He Mustafa doğru diyorsun gel sen iç bakayım. Vallahi öyle kötü bir şey değil ya gözünü seveyim ya. Kilin içinde olduğu bile belli değil. Tam geri aldım. Vallahi hiç. Peki bunun içince ne oluyor? Vücudunuzdaki zehirleri, vücudunuzdaki asiti, daha doğrusu midenizdeki asiti alıyor. İshal olduysanız ishal mikrobun içine absorbe edip dışarıya çıkartıyor. Mükemmel bir şey. Ne olur kilin ciddiye alın. Ama enteresanmış. Baharatçılarda bulabilir mi? Hamileler? Hamileler de içebilir. Vallahi enteresan. Peki. Evet. Hadi.